Şimdi bir hatırlatma yapacağız. CHP'den bir milletvekili 4 ay önce bugün yaşananların işaretini vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Oktay Vural'a siyasetçiler, yargı mensupları, gazeteciler, akademisyenler tam 3000 kişinin dinlendiğini söylemişti ve listeyi gördüm demişti. Listeyi gören o milletvekili CHP'li Çetin Soysal'dı ve şu anda canlı ana haberin stüdyo konuğu. Çetin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Sayın Dündar. Teşekkür ederim. Tabii önce şunu sorayım, bugün MHP'den istifa edenler sizin gördüğünüz o listede var mıydı? Ben kendileriyle de o zamanlar konuşmuştum. Meclis kulislerinde de çok açık net bir şekilde kendilerini de ifade ettim. Hatta o gün sanıyorum 16 Şubat'tı. Daha sonra da 21 Şubat'ta yaptığım basın toplantısında başta genel başkanımız olmak üzere önceki genel başkan ve MHP'nin tüm yönetimi, CHP'nin ve MHP'nin ve diğer siyasi partinin tüm yönetimlerini, hatta yargı mensuplarının, hatta emniyet üst düzey yöneticilerinin, üst düzey gazete ve yönetimlerinde yer alanların, iş dünyasının neredeyse tamamının dinleme demiyorum, teknik takip. Teknik takibin ötesinde çeteleri olduğunu. Çetelerin ötesinde... Bunu biraz açar mısınız? Olduğunu... Dinleme demiyorum, teknik takipten ne kastediyorsunuz? Teknik takip, ortam dinlemesi. Yani her koşul altında ortamlar dinlenmekte ve bu bilgiler kişisel verilere de ulaşarak çeteleri tutulmaktadır. Bu ihtiyaç halinde kullanılmak üzere bir kenarda tutuluyor. O dönemde de ben ta bunu 16 Şubat'ta Türkiye'nin dikkatini çekmeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Ne yazık ki öyle bir noktaya geldik ki artık bunlar böyle olağan karşılanır hale geldi. Bu bence hepsinden daha vahim bir duruma götürüyor Türkiye'yi. Ve o dönemde peki Çetin Bey, siz çekmeye... liste nasıl bir listeden bahsediyoruz? Yani bu dediniz ki onları uyardım. İsim isim mi var yoksa MHP yöneticileri diye mi tarif ediliyordu? Şimdi aslında tabii nasıl bir liste? İsim de var ama daha ötesinde Türkiye'nin kanaat önderleri belli. Türkiye'deki önemli siyasi adamları belli. Hı. Türkiye'deki ben o zamanlarda sadece CHP, MHP milletvekillerinin ve üst yöneticilerin değil, AKP içerisinde de birçok bakanın dinlendiğini ve teknik takipli olduğunu ifade etmiştim. Ve nitekim daha sonrasında dönemin Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısının da ortam dinlemesine takıldığı ortaya çıktı. Yani bu aslında... Ama burada daha farklı bir şey var değil mi? Ya evlerin içine kurulan kameralardan bahsediyoruz. O da sizin şeyiniz içinde miydi, listeye dahil şimdi, miydi? Evlerin içinde var olan kameraların dışında ortam dinlemeleri var. Teknik takip cihazları var. Örneğin emniyetin içinde 14 tane 2005 yılında teknik takip cihazı ithal edildi. Bu teknik takip cihazları uzun süre envantere kaydolunmadı. Ancak bundan sanıyorum geçen sene envantere alındı bizim uyarılığımızın sonucunda. Şimdi bu tür teknik takip cihazları ne yazık ki ithal ediliyor. Ve bu ithalleri kimin yaptığı da belli. Ve bu da beraberinde bir takım organizasyonları getiriyor. Yani bir takım kim organize yapıyor, gruplar Çetin Bey? İşbirlikleri yaparak. Kim yapıyor belli dediniz? Aslında bu organize güçler belli. Yani bunlar çok profesyonelce yapılan çalışmalar. Bu o kadar profesyonelce yapılıyor ki en son MHP milletvekillerinin ortaya çıkan kasetleri böyle amatörce yapılmadığı zaten çok net bir şekilde görülüyor. Bir organize güç var burada. Kontrol dışı bir organize güç. Aslında bu organize güçten İçişleri Eski Bakanı'nın da bilgisi olduğunu biliyorum. Ona da bu bilgiler aktarıldı. Gereğini yapacağını ifade etmesine rağmen ancak gereği yapılmadı. Bu da tabii son derece endişe peki, verici. Biraz daha açabilir misiniz? Yani çok böyle gizemli bir şey gibi söz ediyoruz ama kimdir bu yani organize güç? Yani aslında bu organize güçleri bulmak o kadar zor değil. Yani bu bir kontrolsüz güç. Bu güç emniyet içinde olduğu gibi emniyetin dışında da var. Örneğin güvenlik şirketleri içerisinde kimlerin ithal ettiğine bakarsak bu kayıt dinleme cihazlarının aslında bunlar görülür. Bunu ortaya çıkarılması çok güç değil. Vahim bir durum var. Örneğin Sayın Meclis Başkanı çıktı. Bunu bir şerefsizlik olarak adlandırdı. Doğrudur. Ama bunun gereği bunu şerefsizlik olarak adlandırmak değil,
iktidarın, hükümetin bu konuda çaba sarf etmesiyle mümkündür. Ve bunu ortaya çıkartmak da mümkündür. Ancak bunun için gerçekten duyarlı olmak lazım. Bunun gereğini yapmak lazım. Ben görüyorum ki bu safsaklanıyor, bu kenara itiliyor. Sadece meydanlarda karşılıklı suçlamalara dönüşmenin ötesinde herhangi bir çalışmanın olmaması da son derece garip. Yani bundan ötürü... Peki yani siz elimde bir liste var dediniz, 3000 kişinin adı var dediniz. Ondan sonra mecliste bu konu gündeme getirilmedi. Hükümetten, savcılıktan size gelip şu listeye bakalım nedir bu iddianın kaynağı diyen oldu mu? Yok, hayır, olmadı ama ben şimdi tabii bana gelen bilgileri ben paylaşıyorum. Bu bilgiler bana bugün değil, çok önceleri gelen bilgilerdi. Bu bilgileri uzun süre kendimde tuttum. Bu bilgileri aslında çok iyi bilen gazeteci arkadaşlar da var. Sizin de tanıdığınız gazeteciler içerisinde de bu bilgileri çok iyi onlara da ulaştığını biliyorum. Bu bilgilerin gereğini hükümetin yapması gerekiyor. Ben İçişleri Bakanı'ndan randevu istedim ama o randevudan sonra görüşemedik. Kendisine de bu bilgileri aktarmak istemiştim. Eski İçişleri Bakanı'na gereğini yapmak üzere. Peki kimler ithal edenler? Siz biliyorsunuz öyle. Yani İsrail ve Kanadalı şirketlerden ithal edildiği biliniyor. Yani kimlerin ithal edildiği de herhalde biliniyor. Bunu bulmak o kadar zor değil. Yani devletin istihbaratı var, bilgi kaynakları var, ERK var, hükümet var, başbakanı var, İçişleri Bakanı var. Yani bunlar bunu çözmek isterlerse hiç de zor değil. Yeter ki demokrasi adına... Hükümetin bir operasyonu değil, hükümete rağmen bir operasyon diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani hükümete bu konularda bilgi yansıması oluyor ama ben tabii bunu bir başbakanın, Sayın Başbakan'ın talimatıyla olduğunu düşünmüyorum. Bir organize güç var, bu organize gücün uzantıları var ve bunlar bütün bu bilgileri ihtiyaç halinde kullanmak üzere. Ve kimlerin kullanacağı da onlar karar veriyor. Örneğin bana da bazı bilgiler geliyor. Peki, bana da bazı bilgiler CHP geliyor. Genel o bilgileri kullanmam gerek. Kullanmam açısından bir takım belgeler geliyor. Belden aşağı belgeler geliyor ama biz bunları bugüne kadar kullanmadık. Kullanmayacağımızı da ifade ettik. Size de kaset şeklinde mi geliyor bunlar? Evet. Yani kamuoyunda küçük düşürücü ve itibar zedeleyici kasetler bize de geldi. Ben birkaçını da izledim ve son derece büyük bir tepki gösterdim ve bunların hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini altını çizerek ifade ettim. Çünkü doğru değil bunlar. Ama ne yazık ki bunları ya, İktidar Partisi'ne ait kasetlerden mi bahsediyoruz? Kararını da onlar veriyor. Ne yani kime ait kasetlerdi bunlar Çetin Bey? Siz uygun gördüğünüz. Yani AKP içinde siyaset yapan önemli isimlere de ait kasetler var. Bunları da servis ediyorlar öyle mi? Tabii ki onları servis ediyorlar. Can Bey, aslında gerçekten toplumun bu konuda duyarlı olması lazım. Sayın Başbakan'ın bu konuda duyarlı olması lazım. Bana göre liderlerin bir araya gelmesi, bunu kesinlikle bu işi çözülmesi gerekir. Yoksa bu işin sonu herkese çok kötü sıkıntılar ve sancılar yaratacağı gibi demokrasimiz çok ciddi şekilde zedelenecektir. Yani çok vahim bir durum. Çetin Bey, çok önemli bir şey, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani CHP Genel Başkanı'na, MHP yöneticilerine ve bazı AK Partili yöneticilere ait kasetleri hazırlayanlar, çekenler ve servis edenler hep aynı organizasyondan kişiler. Tabii ciddi bir organizasyon var. Çok ciddi bir organizasyon. Kontrol dışı bir organizasyon veya birilerinin kontrolünde olan bir organizasyon. Türkiye'deki siyaseti şekillendirmeye dayalı bir organizasyon. İhtiyaç halinde. Örneğin sizin kasetiniz var ise ihtiyaç halinde kullanılacaktır. Bir başka insanların, siyasetçilerin, bilim adamlarının, akademisyenlerin, yargı mensuplarının, emniyet üst düzey yetkililerinin, üst düzey gazeteci yöneticilerin, köşe yazarlarının ihtiyaç halinde kullanılmak üzere çeteleler var diyorum. Ciddi ciddi çeteleler tutulmuş. Ve siz bunları gördünüz yani o listede bunlar isim. Yani bu listeyle ilgili bana geniş bir bilgi geldi. Geniş bir bilgi geldi. Peki. Tabii bunları deşifre etmek mümkün değildir. Sonuçta bunlar bilgi olarak aktarıldı. Ben de 16 Şubat'ta ve 21 Şubat'ta yaptığım basın toplantılarıyla kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştım. Şimdi bu konuda... Çetin Bey, amaç nedir burada? Yani ne yönde bir siyaseti dizayn çabası var? Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi bakın, bir organizasyon var. Bu organizasyon siyaseti şekillendiriyor. Örneğin MHP'nin üst düzey yöneticileri istifa ettiler. Siyasetten
en azından bu seçimlerle ilgili ayrılmak noktasında kaldılar. Bu daha önce bizim önceki genel başkanımız için bir kaset organizasyonu yapıldı. Ondan sonraki süreçlerde değişik zamanlarda birçok yargı mensubu ve emniyet üst düzey görevlileri için de yapıldı. Bir dizayn yapma anlayışı olduğu görülüyor. Bu güç kontrol dışı bir güç. Ve ne yazık ki bu yasa dışı dinlemelerle ilgili şu ana kadar atılmış hiçbir adım yok. Yani herkes çıkıyor işte bu konuşmaların, organizasyonlarının lanetle kınıyor. Ama çözüm noktasında bunların araştırılması ve incelenmesi noktasında hiç kimsenin bir gayreti yok. Özellikle birinci derecedeki sorumluluk Sayın Başbakan'ındır. Birinci derecedeki sorumluluk hükümetin. Peki şunu anlıyorum Çetin Bey. Yani diyorsunuz ki hükümet adım atmıyor ama sıra ona da geliyor. Çünkü tabii ki, onlara ilişkinde kasetler var. Bu herkese, herkese bakın bu bir uyarıdır. Bu herkes açısından, demokrasimiz açısından, hukukumuz açısından, özgürlükler açısından son derece tehlikeli bir sürecin önemli belgeleridir bunlar. Bunun gereğini yapmamız gerekiyor. Ve bu adım atmamak bu işe ortak olmak demektir. Bunun gereğini yapmamak. Çünkü erk, devletin erki belli. Erk hükümet belli. Kim atacak bu adımı? Kim bununla ilgili bir çabanın içerisine girecek? Elbette ki hükümet girecek. Evet. Elbette Sayın Başbakan girecek. Elbette Sayın İçişleri Bakanı girecek. Elbette Adalet Sayın Adalet Bakanı girecek. Ama durum gerçekten bir kontrol dışına gidiyor. Bu ileride hükümeti de tehdit eder. İlgili bakanları da tehdit eder. Türk siyasi hareketini tehdit eder. Türkiye'nin kanaat önderleri tehdit eder. Ve son derece vahim bir durum. Ve biz bunları 4 ay önce 16 Şubat'ta ifade ettik. Ve MHP'nin yöneticilerinin içinde olduklarını ihtiyaç halinde kullanacaklarını ifade ettik. Ve gün geldi ihtiyaç hissedildi ki bu kasetler kullanıma açıldı. Sizce sırada kim var? Yani sırada ihtiyaç halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri, milletvekilleri, belki AKP içerisinden ileride bakan olma arzu ve talebi içinde olup da diskalifiye edilme ihtiyacı hissedilen insanlar, emniyet üst düzey yöneticileri, yargı mensupları, yani sırada birçok gazeteci, iş adamı. Yani ben bu işin önüne geçilmemesi halinde Türkiye'de çok vahim bir demokrasi adına utanç verici tablolarla karşılaşmaya devam edeceğiz endişesini yaşıyorum. Aslında görüyorum da. Peki. Yani bunu görmemek mümkün değil. Sayın Çetin Soysal çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten de teşekkür vahim yayınlar diliyorum. Tahminler diyelim. CHP milletvekili Çetin Soysal 3000 kişilik bir listeden söz ediyor ve listenin içinde her partiden yöneticiler, hatta akademisyenler, iş adamları, gazeteciler, emniyet mensupları olduğunu ve bu İsrail'den ithal edilen 17 mobil dinleme aracılığıyla ortam dinlemesi yapılıp kaydedildiğini ve gerektiği hallerde gereken şekilde bunların sızdırıldığını ve siyasi bir manipülasyon için kullanıldığını, kontrol dışı bir güç tarafından bunun yapıldığını söylüyor. Durum bu.